Rumeli'de yorgun bir gramofon çalar, sen Hicaz faslında bekleyip durursun. Kurtlar sofrasında bir dilim soğan ve tuz ve geçmişin mumları yanar Bizans kiselerinde. Bir ezan sesini Kosova ovasından kovulmuş rüzgarlar getirir. Gelen atın üstünde o muydu yoksa, yoksa ıhlamur ağacına konan kuşlar mıydı? Ağır aksak tambur taksimiyle Yahya Kemal'in dizeleri vardar sularına kapılır. Bit pazarında fesime püskül, püskül bulurum. Saatime köstek yokmuş diyor kunduracısı. Bir zamanlar, ah bir zamanlar bu yerlerde taşın dibinde gül biterdi. Ölüye ağıt, geline türkü yakılırdı. Şimdi, şimdi Rumeli'de yorgun bir gamı çalar sen Hicaz Fasında bekleyip durursun. Hocam çok güzel bir şiir. Ben bu şiiri her dinlediğimde sizden, sizin sesinizden Teşekkür ederim. hem çok keyif alıyorum hem de çok etkileniyorum. Sağ ol. Şiirin gücü olarak da edebi olarak da o birbirini takip eden o sonundaki heceler, uyum, bu da çok büyük bir ustalığı yansıtıyor. Yani Nacizane benim e, haddime değil ama e, çok etkileyici, çok güçlü bir şiir ve çok işten yazılmış Sağ ol. bir şiir. Sağ ol. E, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, ya, bunu bizimle paylaştığınız için çok büyük bir keyifti. Bunu kayıt altına aldık aslında. Yani. Sağ ol. Öyle yapalım. Efendim e, Programımızın ikinci yarısında yeniden beraberiz. E, Kosova'dan Sayın Ethem Baymak'ın e, şiiriyle başladık. E, ve değerli hocalarımızla devam edeceğiz. Yakında o üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin resim çalıştayı için burada bulunuyor konuklarımız. Bir Birsen hanım. Evet hocam. Şimdi çalıştaya geldiniz Kıbrıs'ı geziyorsunuz. Epey bir şeyler gördünüz. Keyif evet. aldığınızı düşünüyorum. Kesinlikle. Sizin bir siz Sulubaya da çalıştınız. Evet. Bir Sulubaya kitabınız vardı.